Gökçe Adalı'nın asırlık köylerini ziyaret edeceğimiz belgeselin ilk videosunda rotamızı Tepeköy'e çeviriyoruz. Eski adı Agridi olan köy, merkezi 11 km uzaklıkta ve volkanik Aya Dimitri Tepesi'nin yamaçlarına kurulmuş. Köye ana yoldan ayrılıp oldukça dik ve kıvrımlı bir yolu takip ederek ulaşılıyor. Yokuşun son kıvrımı geride bırakıldığında düz bir yoldan köyün girişine ulaşılıyor. Araba ile geldiyseniz bu alanda aracınızı uygun bir yere bırakmanız gerekiyor. Ziyaretçilerin bu noktadan ileriye arabalarıyla gitmelerine izin verilmiyor. Köyün girişinde Özel Gökçeada Rum Lisesi yer alıyor. 1954 yılında eğitim-öğretim hayatına başlayan ve 1975 yılında öğrenci yetersizliği nedeniyle kapanan okul, 2015 yılında yeniden açılmış. Lisenin hemen karşısında ise adı Tepeköy ile birlikte anılan Barba Yorgo'nun Rum tavernası bulunuyor. Köyün içlerine doğru yürümeye başlayınca dinginlik ve huzur veren atmosfer ruhunuzu hemen kavuruyor. Gökçeada'daki Rum köyleri genelde yüksek noktalara konumlanmış. Bunlardan en yüksek noktada yer alanı ise Tepeköy. Ara sokaklardan tepe yönüne doğru ilerleyince, Aya Dimitri'nin eteklerine sırtını dayamış eski Rum mezarlığı karşınıza çıkıyor. Mezarlığın hemen yanında ise eski çamaşırhane bulunuyor. Tepeköy 60'lı yılların başlarına kadar zeytinyağı, sabun, peynir, ayakkabı imalathaneleri ve dokuma atölyeleriyle 1200 dolayında Rum'un yaşadığı hareketli bir köymüş. 1964 yılına itibaren adada yaşanan olumsuzluklardan kaynaklanan göçler sonucunda ise adeta hayalet bir köye dönüşmüş. Son yıllarda köylerine geri dönen Rumlar sayesinde yavaş yavaş canlanmaya başlayan Tepeköy'de 2019 yılı nüfus verilerine göre 158 kişi yaşıyor. Köyün yurt dışında yaşayan eski sakinlerinden bir kısmı emekli oldukça özledikleri topraklara dönerek çoğu zamanlarını vatanlarında geçirmeyi tercih ediyorlar. Tepeköy'ün ve Gökçeada'nın en büyük etkinliği her yıl 15 Ağustos'ta kutlanan Meryem Ana Parayı'ydı. Kilisede gerçekleştirilen ayinin ardından koca kazanlarda pişirilen yemekler hep beraber yeniyor, şaraplar içiliyor, sabahın ilk ışıklarına kadar danslar ediliyor. Bu panayır Rumların özel günlerinden biri. Son yıllarda kutlamalara katılan ziyaretçi sayısı meraklı turistlerin de ilave olmasıyla daha da artmış durumda. Köy merkezindeki Evangelismos Theotoku Kilisesi 1838 yılında inşa edilmiş ve halen ibadete açık. Müzik
Tepeköy'ün yeniden canlanma süreci, Yorgo Zarbozan, namı diğer Barba Yorgo'nun 2000'li yılların başında köye dönüp babasının evini onarması ve tavernasını açmasıyla başlamış. Zamanla bu sürece katılan diğer köy sakinleri de geri dönerek evlerini onarmış, kahve ve tavernalar açmış ve bugünkü canlılığına kavuşmuş. Köyün tam ortasında bulunan meydanda yer alan köy kahvesi artık sürekli dolu. Atina'dan köylere dönen bir ailenin işlettiği kahvenin önündeki sohbetleri ve tavla çekişmelerini izlemek gerçekten büyük keyif. Hemen yan taraftaki muhtarlığın önünde de sohbetler eksik olmuyor. Meydanın tam ortasındaki çınarın gölgesinde soluklanıp bir şeyler içmek ve geleneksel tatlıları süt böreğinden yemek ayrı bir zevk. Tatlının adını telaffuz etmekse bir o kadar zor. Bir daha söyler misin? Galaktobure. Galaktobure. Tobure. Süt böreği daha kolay. Sağ ol, teşekkürler. Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla köyün sakinleri kadın erkek hep birlikte evlerinden çıkıp meydanda bir araya geliyorlar. Koşuşturan çocukları, gezinen turistleri izlerken bir yandan da koyu sohbetlere dalıyorlar. Kahvenin tam karşısında meydanda Angelica'nın tavernası bulunuyor. Akşam yemeği ve sonrasında çınar ağacının altında kurulan masalardaki sohbetler çalınan Rumca ve Türkçe müziklerin ezgilerine karışıyor. Tepeköy'ün meydanı huzur ve keyifle uzun uzun oturup tadı çıkarılacak bir ortam. Gökçeada'nın Asırlık Köyleri belgeselinin ilk bölümünü Tepeköy'ün eğlenceli gecelerinde Ağustos böceklerinin seslerine karışan ezgilere kulak vererek bitiriyoruz. Müzik